Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün Xper Z2 Marshmallow 6.0'ı nasıl yükleyebileceğimizi, daha doğrusu Marshmallow 6.0'ı nasıl yüklememiz gerektiğini göstereceğim. Aynı zamanda iyileştirmelere bakacağız, özelliklere bakacağız. Yani beraber deneyimleyeceğiz. Ben de ilk defa sizinle birlikte kurmuş olacağım. Biliyorsunuz ki Xper Z2 daha güncelleme gelmedi. Gelmek üzere diye bir konu var. Ben dayanamadım, test etmek istedim. Zaten e, internette de şu an hani bazı XDA gibi forumlarda baktığınızda insanların denemesi için sürümleri piyasaya sürmüşler. Siz istediğiniz gibi indirip benim gibi kurabilirsiniz. Ben size sadece nasıl kurulduğunu göstereceğim. Aynı zamanda da ufak tefek özelliklere bakacağız. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Şu anda telefonumu açtım. Size yüklü olan sürümü göstereceğim. Cihazım tamamıyla unlocked olmuş durumda. Yani kilidini kırdım görebilirsiniz. Şu an Lollipop 1.1 var. 1.1'in hani tüm özelliklerini taşıyor. Xperia Z2 model D6503. Sirius diye geçiyor aynı zamanda bu model. Existence Premium versiyon yükledim. Cihazınız güncel diyor. Şu anda Xperia Z2 Marshmallow 6.0 güncellemesi gelecek ama ne zaman gelecek onu bilmediğim için. Şu anda 5.1 ile idare ediyorum. Fakat Marshmallow 6.0'ı denemek istiyorum. O yüzden sizlere bu videoyu yardımcı olması adına çekiyorum. Yani Xperia z 2 Marshmallow 6.0'ı nasıl yükleyebileceksiniz onu göstereceğim. Tabii ki öncelikle cihazınızın kırılmış olması, yani e, kilidinin açılmış olması da lazım. Bazı programlar vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Eğer cihazınız kırılıysa e, Fils Touch Recovery, Team Win Recovery ya da Clockwork Mod yükleyerek e, Recovery moduna giriş yapabilirsiniz. Şeyleri indirdim. Marshmallow güncellemesini indirdim. Size onu göstereyim. 8 GB'lık bir SD kartım var. Marshmallow 6.0 AOKP'yi birçoğumuz bilir. Farklı farklı e, ROM'lar yaparak son kullanıcıya daha farklı arayüz deneyimleri sunan bir grup diyebiliriz. Yani ben de onların Marshmallow 6.0 çalışmasını indirdim. Aynı zamanda e, içinde aplikasyonlar yoktu. Marshmallow 6.0 içinde aplikasyon indirdim. Ya işin nihayetinde SD kartımıza indirdiğim dosyaları attım. Dosyaların indirme linkini ya da nereden indirebileceğinizi size belirteceğim. SD kartınızı atarsınız. Yani şimdi cihazınızı nasıl anlakt edeceğinizi Google'a yazarak yani bulabilirsiniz. Yani şöyle cihazınızı nasıl anlakt edeceğinizi kendiniz de basit bir şekilde bulabilirsiniz. Anlakt diyoruz. Yani Xperia'nın Sony Xperia'nın kendi sitesinde de nasıl anlak e, edeceğiniz yazıyor. Yani buradan e, SonyMobile.com'a girerek Kendinizi araştırıp nasıl yapacağını karar verebilirsiniz. Ya gayet basit bir işlem. Şimdi tutup onu anlatmayacağım. Amacım 6.0'ı 6.0 yüklemek. Yani burada videolu da gösteriyorlar. Her şekilde gösteriyorlar. Yani yapabilirsiniz. Bu modu yükledikten sonra ya bu modu aktif ettikten sonra. O da sizin kendi tercihiniz diyorum. Ben kendimi anlat ettim. Birçok farklı ROM denemeyi, farklı arayüzleri tatmayı seviyorum. Yani benim hoşuma gidiyor. Flashify sayesinde recovery image tazelleyebilirsiniz, yükleyebilirsiniz tabi izin verirse. Yani bu kurduğum ROM'un özelliğinden bir tanesi de recovery modda başlatabiliyorum. Soft reboot yapabiliyorum. Sistemi restartlayabiliyorum. Telefonumu kapatıyorum ki ee, bir an önce recovery moduna girmek yerine sizlere daha detaylı bir şekilde hani bu tarz bir ROM'a sahip olmadan nasıl girebileceğinizi göstereceğim. İlk başta telefonumuz kapandıktan sonra telefonumuzu açıyoruz. Yukarıda led yanmaya başladıktan sonra iki defa yukarı ya da aşağı tuşuna basıyoruz. Şu an led yandığı için. Sonra mor bir led ışık yanıyor yukarıda. Beni anında recovery moduna sürüklüyor. Team Win Recovery yüklüymüş bende. Ee, fabrika ayarlarına geri dönüyorum şimdi. Hiçbir şekilde yedeğimi almadım WhatsApp vesaire. Yani çok da umurumda değil. Fotoğraflar, videolar. Evet videolar ve fotoğraflar vardı. Şimdi hepsi gitti. Of bu kötü oldu işte. <laughs> yani bu işlemi yapmadan önce yedeğinizi almanız çok önemli. Marshmallow 6.0 yükleyeceğim yükleyeceğim dedim de ne oldu? <laughs> Neyse şu anda fabrikasyon ayarlarına geri döndürüyorum telefonumu temiz bir şekilde yüklemek istiyorum Marshmallow 6.0'ı acaba e, Xperia Z2 Marshmallow 6.0'ı destekleyecek mi e, yeni özellikleri kendi telefonumda da rahatlıkla kullanabilecek miyim onları görmüş olacağız yani bu formatta nasıl bir formatmış yani sanki 1TB'lik diski formatlıyorum. Bir türlü formatlayamadık. Bekle babam bekle. Yani bırakayım istersen seni. Dur böyle ben yarın geleyim. Yani devam ediyorsan da haftaya gelirim. Kusura bakma seni rahatsız etmek istemem. Bu işlemleri yapmadan önce bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bataryanız mutlaka %60'ın üzerinde olsun. Herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Hani yükledikten sonra ya da yüklerken cihazınızın birik olma gibi bir durumu var. Ben işimi garantiye almak istedim. Yani her şeyi silmek istiyorum şu an ne varsa. Her şeyi silmek istiyorum. Telefonum tertemiz olsun. Marshmallow 6.0'a temiz bir giriş yapayım. Yeni bir başlangıç. Şu an telefonumun işlemcisi 56 derece. Birazcık sınmaya başladı yani. Ufak bir işlem yaptığımda Hani bütün Android telefonlarda böyle. Ufacık bir işlem yaptığın zaman telefon hemen ısınmaya başlıyor ya da e, yorulmaya başlıyor. Bataryası zaten çabuk bitiyor. Birçok akıllı cihazın. Hani Marshmallow 6.0'la batarya dayanıklılık süresi iki katına çıkacak diye ortaya yemler atmışlar ama kim gelirse. Şu anda formatladı arkadaşlar. Hemen e, eğer siz Team Win Recovery kullanıyorsanız install'a geliyorsunuz. Yukarı çıkıyoruz. External SD yani 8 GB'lık SD kartımın içine girdim. Marshmallow 6.0 dosyam var. Orada AOKP'nin Sirius modelde telefon için yani Xperia Z2 için yapmış olduğu e, Marshmallow 6.0 sürümünü yüklüyorum. Şu anda yükleniyor. Hadi bakalım ben de sizinle birlikte ilk defa yüklüyorum şu anda heyecanlıyım. 300-400 MB'lık şeylerin hayatımın 2-3 dakikasını alması koşuma gitmiyor Baba inşallah yükleyeceksin şimdi seni bekliyoruz bak Hani herkes seni bekliyor şu anda yüklüyor arkadaşlar galiba e, paketi dışarıya çıkarttı sisteme yüklemeye başlıyor teker teker şimdi sistem imaj dosyasını yüklüyor birazcık uzun sürüyormuş işlem bayağı bir şimdi yükledik e, geri gidiyorum Aplikasyonları da yüklemek lazım. Yani e, onları da yüklesin. İşlemcimiz şu anda 62 dereceye vurdu. Şimdi Marshmallow 6.0 ile parmak okuyucu olayını da geliştirmişler. Birçok ek özellik gelmiş. Umarım yani e, tüm özellikler çalışır. Gerçi ben bu e, GApps'ı indirirken yani Google'ın aplikasyonlarını indirirken mini paketini indirdim. Siz full, full paketini kullanırsanız daha iyi olur. Sizin için Full paket linkini de paylaşacağım. Şimdi hepsini yükledi. Sistemi baştan başlatıyorum. Zaten telefonun içi bomboştu. O yüzden keşi ya da herhangi bir şeyi silme gereği duymadım. Telefonumuzu açalım bakalım. Xperia Z2'ye Marshmallow 6.0 yükledik. Düşünsenize şu siyah ek ekranda kalsa böyle kalırım herhalde. Kimse bana ulaşamaz bir süre. Muhtemelen arka planda bir şeyler yapıyor. Çünkü işlemci gitgide daha, daha da fazla ısınmaya başladı. Evet şu anda AOKP'nin logosu geldi. Marshmallow 6.0 olacak mı? Demeye gerek yok. Oldu galiba. Ya, umarım açılır. Yani hata vermeden hiçbir uygulama hata vermeden açılır. Muhtemelen aynı zamanda uygulamaları da geri planda yüklüyor. Açılabilecek derecede optimize ediyor şu an cihaz kendini. Siz de bilirsiniz ilk defa ROM yüklediğiniz zaman biraz uzun sürebiliyor bu işlemler. Eğer kişiselleştirilmiş ROM yüklemeye meraklıysanız size şunları söylemek istiyorum. Çok fazla bu işlerle uğraşmayın. Harbiden zamanınızı alıyor. Genelde size tavsiyem firmanın ya da yöneldiğiniz akıllı telefonların iyi bir destek sunduğuna, güncellemeleri hızlı bir şekilde ilettiğine, yani stok ROM'un başarısına iyi bakın. O yüzden tercihlerinizi iyi yapın. Yani Sony'nin bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama benim içim birazcık kıpır kıpır olduğu için birçok Rum'u denemek, birçok farklıları denemek istiyorum. Aynı zamanda işim de teknoloji olduğu için. Farklı şeyleri denemek hoşuma gidiyor. Şu anda Gmail hesabıma girdim. Ayarları hızlıca geçiyorum işte. E, telefonumun bilgilerini gönder, bilgilerimi geri getir. Trabuket ve e, Google Now Launcher ana ekran uygulamasını seçebiliyoruz ikisinden bir tanesini. Ben şimdilik yalnızca bir defa diyorum. ikisine de Adam akıllı bakmak için. Arayüzü çok fazla gezmeden arkadaşlar. Bakalım sürümümüz ne olmuş. Onu görelim bir. Android 6.0.1 görebileceğiniz üzere. Şu anda Android 6.0.1. Ve e, bu yükleme işlemleri esnasında telefon çok ısınmıştı. Ve şu anda bir anda telefonun ısısı düştü. Normal. Kendi haline geldi. E, bellek durumumuza bakıyoruz. 626 MB. Ana ekran hoşuma gitti. Bildiğimiz üst çubukta bildirimler yer alıyor her zamanki gibi. Anında bildirimleri görebiliyorum. Buradan istersem yanıtlayabiliyorum, kapatabiliyorum. Ya bu özellik zaten birçok telefonda var. Geçeceğim ufaktan. ROM kontrol özelliği var. Şu anda AOKP'nin sürümüne baktığımızda her türlü ayarı yapabiliyoruz yani. Her şey mümkün. Şu anda birçok ayarı yapabiliyoruz. Onlara çok fazla takılmak istemiyorum. Temalar varsayılan bir tane temamız var. Trabuket'i te deneyelim bir de. Bu Trabuket görebileceğiniz üzere iki tane sekme var. E, Arayüz bu şekilde. Daha sade. Google Now Launcher'a bakıyoruz şimdi. Google Now Launcher daha belirgin. Daha güzel gözüktü gözüme. Trabuket'i bir daha açıyoruz. Ama buradan kelimeleri hızlıca atlayabiliyoruz yani. Atıyorum M, şey, M harfiyle başlayan bir uygulama eklemek istedim. Anında geliyorum. Mesajlaşma, Mgerit, müzik. Şu an telefonum Marshmallow 6.0. Çok mutluyum. <laughs> Çözdüm. Yalnız e, ekrandaki yazılar yani e, albümlerin, şarkıların ekrana sığış şekli bile bana değişik geldi. Yazı stili özellikle çok hoşuma gitti. Bakın gayet tertipli, düzenli. Ne çok büyük ne çok küçük, her şey sığmış. Hoşuma gitti müzik kısmı. Ses kaydedici aynı. Mesajlaşma Google'dan doğrulama kodumuz gelmiş. Yalnız müzik çok harika ya. Yani şu programın içinden böyle bir müziğin çıkması çok hoşuma gidiyor. Telefonunuzu unlock etme yöntemini size bu videoda anlatmadım çünkü geniş kapsamlı daha fazla vakit ayrılması gereken bir iş olduğu için kendinize Google üzerinden rahatlıkla unlock HTC, unlock LG ya da herhangi bir farklı model telefon için unlock uygulayabilirsiniz. Kendi telefonunuza uygun Marshmallow sürümünde Forumxda.com'dan bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Yani bulup yapamayanlar bana ulaşabilir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kurulum aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Arayüz konusunda birazcık sıkıntılar yaşadım. Biraz o sıkıntılara bakalım isterseniz. Ya i̇şlemci şu ROM'u yüklerken ısındığı kadar şu an, hani şu testi tamamlarken ısınmadı öyle söyleyeyim size. Testin %60'ındayız. Bayağı uzun süren bir test bu ya. Donanım incelerken de bu kadar bekliyordum yani tüm gün. Bir ekran kartını incelemek tüm günümü alıyordu. Toplam skorumuz 45.251. 3D performansı 4.763. RAM performansımız 5.000. CPU ise 18.859. Xiaomi Mi Note Pro var. O da fena değil. OnePlus 2 o da fena değil. HTC One M9. Xperia Z5 birazcık geri kalmış. Acaba V10 kaç puan alacak onu da çok merak ediyorum. Benim cihazım ise 45.251 puanıyla. LG G4'ün gerisinde kalmış. Diğerleri Lenovo K3 Note. Onun da biraz gerisinde kalmış ama çok fark olmaz. En kötü işlemciyi overclock ederiz geçeriz. O da sorun olmaz. Antutu Benchmark'ı birazcık da... Ee stabilite anlamında kaldırıp kaldıramayacak mı acaba? Hani Marshmallow 6.0 yükledik ama sistem stabil çalışabilecek mi? Onu da görmek lazımdı. O yüzden çalıştırdım. Bir sıkıntı çıkmadı. Acaba kameramız çalışıyor mu, çalışmıyor mu? O da çok önemli. Yükledik ama hani birkaç defa kameramın çalışmadığı olmuştu farklı ROM'larda. Bir sürü özellik var şu an yani kamera eğer profesyonel fotoğraf çekimiyle uğraşıyorsanız ayarlar hoşunuza gidecektir. İzo ayarları. Bence sadece profesyonel fotoğrafçılar için değil, normal fotoğraf çekiminden de hoşlanan arkadaşlar için bayağı bir önemli. Sürekli fotoğraf çekimini olanak sağlayan özellik de var. Yalnız şu an görüntü bayağı kötü. Bayağı kötü ya görüntü. Ön kameranın görüntüsü bayağı iyi. Hatta baya baya iyi. Yani ön kameranın görüntüsü çok hoşuma gitti. Nedense arka kamera dondu. Şu anda dondu. Sanal tuşlarımızdan istediğimiz uygulamayı kapatabiliyoruz. İstediğimiz uygulamaya geçiş yapabiliyoruz. Mesela bazılı tuttuğum zaman diğer en son uygulamaya geçiş yapıyor. Kameramızda sıkıntı var. Ön kamera çok iyi. Arka kamera leş. Kamera durdu. Kamera ile alakalı bir sıkıntı var. Audio FX ile alakalı bir sıkıntı var. Birkaç şeylerinin çözülmesi lazım. Şu an yeni olduğu için birkaç güncel güncelleme ile bu sıkıntılar gidecektir diye düşünüyorum. Daha fazla arayüzle alakalı görüntüleri paylaşırım. Acaba video oynatabiliyor mu? Ona da bakmak lazım. Bazen telefonlarda hata olabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Da... Xperia Z2'ye Marshmallow 6.0 yükledim ama ses daha yüksek olabilirdi. Yani seste bir sıkıntı var belli. Müziğin adımlarını arttırabiliyorum ama ses şiddetini arttıramıyorum. Ya. Ya şu an için Marshmallow 6.0 telefonunuza yükleyebilirsiniz. Müziği kısalım. Şu an için telefonunuza Marshmallow 6.0 yükleyebilirsiniz. Kamera kamerada sıkıntı var. Mail yönünden ya da video izleme yönünden bir sıkıntı yok. Maillerinizi her şeyi kontrol edebilirsiniz. Yani e, gündelik kullanımda bir sıkıntı yok. Mesajlaşmada da bir sıkıntı görmedim. Seste birazcık sıkıntı var. Ses şiddeti birazcık düşmüş. Fotoğraf ya da video çekerken kamera patlayabiliyor. AOKP tarafından bize sunulmuş güzel, hoş ama bazı optimizasyonların yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Size nasıl yükleneceğini gösterdim. Sizler de biliyorsunuz ki Marshmallow 6.0 hem görsel anlamda hem de arayüz bakımından çeşitli iyileştirmelerle geliyor. Onun dışında batarya performansı konusunda bekleme modu ya da devam etme gibi seçeneklerde kendi çapında iyileştirmelere sahip, 4.5G için daha ideal bir sürüm. Onun dışında 5 GHz desteği, hotspot shield iyileştirmeleri gibi özellikler dikkat çekici. Daha fazla detayı internette bulabilirsiniz. Burada sizlere nasıl kurulabileceğini gösterdim. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Şu an için stabil değil. Çeşitli bozukluklar mevcut. Mesela kamera çalışmıyor. Audio FX çalışmıyor ses kalitesi çok düşük ee, hoparlörden çıkan ses kalitesiz bir mikrofonla kayıt alınmış hissiyatı uyandırabiliyor aynı zamanda e, dün şöyle bir şey oldu ee, bir arkadaşımla telefonla konuşurken sesim iki defa ekolu bir şekilde gitti yani aynı zamanda onun sesi de o şekilde geliyormuş şu an için stabil değil yani birçok yerde e, sıkıntı yaratabiliyor ee, rahat rahat Benchmark'ı tamamlamış olabilir ama bu hiçbir sıkıntısı olmadığını göstermez. Aksine kullandıkça sıkıntılar ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi birçok yerde sıkıntı yarattı. O yüzden e, size önerim telefonunuz için e, official olarak gelen sürümlere yönelmeniz olacaktır. Mesela Xperia Z2 için bekleyebilirim yani Sony ne zaman piyasaya sürerse o zaman official sürümünü indiririm. Hem daha stabil olur hem de daha mantıklı olur. Şimdi böyle müdahale edilmiş sürümleri uyumlamaya çalışıyorlar ama tam anlamıyla başarılı değil. Yani denemek için Marshmallow 6.0'ı kurabilirsiniz ama kullanmak için şu an için uygun değil. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım elimden geldiğince yardımcı olmuşumdur. Sizlerle birlikte aynı deneyimi paylaşmış oldum. Bir bakıma ilk defa tattım bunu. Sizler de ilk defa tattığınız zaman bunu altta videonun altına paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.